İyi günler. Bugün 25 Eylül 2013 Çarşamba. Ben Rehay Ağacıoğlu. The Magpie dergisinin 5. sayısındaki Simon oyununu yapmaya başlamıştık. Bundan önceki bölümde program için gerekli olan değişken setleri, değişken listeleri yani variable listleri ve mesaj sistemini öğrenmiştim. Ve Simon oyununda o dersin başında hızlıca göstermiştim nasıl bir oyun olduğunu. Şöyle açalım. Şöyle bir oyun. Nasıl oynandığını göstermiştim. Oyunun orijinali böyle. Oyunda böyle uygulamışlar. Ben kendi yaptığım örneği gösterdim. Ben de böyle yapmıştım. Bu şekilde segmentler falan oluşturdum. Şimdi şey yapmak istiyorum. İki bölüm yapacağım demiştim ama üçe bölüyorum bölümü. Bu bölümde bu kadar basit değil de daha albenili olan, daha güzel bir oyun grafiği yapmak istiyorum. O da şöyle olacak. Geçi açtım, sprite'ı sildim ve yeni bir sprite yaratıyorum. Bir eksiğe basarak zoom out yaptım. Şöyle circle'a basıp iç içe circle'lar çizmem lazım. Şimdi bu elips çiziyor ama çember circle'larken çemberleri şu şekilde merkezlerini ortaya oturtmak bayağı zor oluyor. Hatta imkansız oluyor. Undo, undo, undo deyip bunları sildim. Bir yöntem buldum. O yöntemi göstereceğim önce size. Bunu başka yerlerde de kullanabilirsiniz. O yüzden bunu ayrı bir bölüm olarak gösteriyorum. Başka detaylara da gireceğiz. Değişik oyunlarda kullanabileceğiniz. Bakın, şuradan bir tane koyu kırmızı seçtim. Siyah değil. Siyah da olabilir. Siyah olsun. Çünkü siyahı sonradan kullanacağım. Ve Line Tool'a, çizgi çizme tool'una bastığınız zaman Brush Size var. Fırçanın ebadı. Fırça ebadına baktığınız zaman 1 piksel, 2 piksel, 3 piksel şeklinde gidiyor. Şimdi burada 2 pikseli seçiyorum. Bunun sebebini biraz sonra göreceksiniz. Silerken yardımcı oluyor. Buradan şöyle tekrar undo diyeyim. Line tool'la şurayı tıklayıp şöyle 45 derece çizmeye çalışıyorum. 45 derece çizmenin püf noktası da bilgisayarda görüntü piksellerden oluştuğuna göre pikseli hatırlıyorsunuz. Pictures element'in portmanto şeklinde birleştirilmiş tek kelime haline getirilmiş halidir. Sebilgi de öyle. Sebil ve bilginin birleştirilmesiyle oluşmuş portmanto bir kelime. Hani bildiğimiz portmanto var ya eve girince de mantomuza astığımız. Onun gibi o da herhalde o şekilde oluşturmuş bir isim. Neyse. Kırıklıkları şöyle. Şimdi böyle 45 dereceden fazlaysa kırıklıklar var. 45 dereceye yaklaştıkça çizgideki kırıklıklar azalıyor. Ben alanın dışına çıkabilirim. Ve bu şekilde hiç kırıklık görmeyinceye kadar mouse'la hassas bir şekilde sağa sola kaydırabilirim. Ve tam görmediğim sırada mouse'u kıpırdatmadan parmağımı sol tuştan çekince böyle 45 derecelik bir çizgi çizmiş oluyorum. Şimdi bu bana doğru çemberler çizmeme yarayacak. Yine çembere bastım. İçi boş çember. Bu sefer gri rengi seçiyorum. Gri renk için bakın yöntem şu. Bu çizginin üzerindeki bir yerden başlayıp yine bu çizginin üzerinde bir yerde bir noktadayken mouse'un sol tuşunu şurası diyeyim bırakırsanız biraz elim kaydı ama işte ise daireye çok benzedi. Bayağı güzel bir daire oldu. Bir de merkezlerin çakışması lazım. Şöyle yapıyorum. Bunun içine orijinalinde, Simon'un orijinalinde olduğu gibi dışına bir siyah çerçeve, daha doğrusu gri çerçeve yapmak istiyorum. Şurada giren bantları da yapmak istiyorum. İçeri doğru giren siyah bantları. Onun için bütün bu çabam ve bu bölümü yapma nedeni. Şuradan başladım ve yine aynı çizginin üzerindeyken 45 derece çizginin üzerindeyken bıraktım. Böylece hemen hemen eşit kalınlıkta bir simit elde ettim. Şimdi ortada da bana bir yuvarlak lazım. Ortadaki yuvarlağın da bu yuvarlaklarla eş merkezli olması lazım. Yani merkezlerinin üst üste çakışık olması lazım. Bu çember, içerideki çemberle dışarıdaki çemberin merkezlerinin çakışık olduğunu garanti edemiyorum. Ama şunu garanti ederim bakın. Şu çemberle çizginin kesiştiği yerden tıklar ve diğer taraftaki aynı kesişime gider. Orada bırakırsam şimdi bu şu çember ile
şu çemberin merkezlerin çakıştığını artık biliyorum. Yani hemen hemen çakıştığını. Aynısını bir daha yapıyorum. Bunları tekrar tekrar yapmamın sebebi ortada küçük bir çember oluşturmak. Sonra yardımcı çemberleri hop elim kaydı. Andı diyorum. Yani tam mouse'tan parmağınızı kaldırırken kaydırmamaya dikkat edin. Mouse'u buradan buraya kadar geldim ve kaldırdım. Şuradan tıklıyorum. Ve diğer kesim olan buraya kadar geliyorum. Burayı tıklıyorum. Pardon, yani buradayken bırakıyorum mouse'un sol tuşunu ama dikkatlice. Şimdi şu çember bu içerideki 1, 2, 3, 4 çemberin eş merkezli hemen hemen o merkezlerin aynı yerde olduğunu biliyorum. Bir tane daha yapayım. Şuradan geldim ve bu kesime geldim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunlar tamam. Gereksiz olanları silmek istiyorum. Gereksiz olanların başında bu 45 derecenin işi bitti. O var. Şuradaki Fill Tool boya kovasını alıp şuradan şeffaf rengi seçtiğimde şöyle biraz da yaklaştığımda şöyle şuraya bunu bastığımda bu yok oluyor. İşte 2 piksel seçmemin sebebi buydu. Tek piksel seçtiğiniz zaman bu boya kovası sadece piksel piksel siliyor. Öyle bir özelliği var. O yüzden 2 piksel kalınlığını seçip bu çizgiyi ve daireleri çizdim. Şurayı da yok ediyorum. Şurayı da sadece üzerine tıklamam yetiyor silmek için. Hassas bir şekilde silmiş oluyorum. Diğer durumda şu silgiyle silmek bayağı bir zahmetli olur idi. Biraz daha yaklaştım. Şu siyahın içine şeffaf. Bunu da şeffaf boyadım. Bunu da şeffaf boyadım. Bunu da şeffaf boyadım. Uzaklaşayım. Daha şurada hala var. Yaklaşıp şunu da şeffaf boyuyorum. Şunu da şeffaf boyuyorum. Ve böylece o 45 derece gitti. Şimdi bakın dışarıdaki iki tane ve ortadaki küçük en küçük çember haricindeki şu 1, 2, 3 tane çember bana artık lazım değil. Yaklaşıp onları da aynı şekilde şeffaf boyayarak siliyorum. Şeffaf boyadım, silindi. Şeffaf boyadım, silindi. Şimdi şöyle pek de fena görünmeyen bir çember sistemi oluştu. Bunu artı şeklinde bir işaretle mümkün olduğu kadar birbirine eşit 4 çeyreğe bölmem gerekiyor. 4 çeyreğe bölmenin yolu da şu, onu göstereceğim. Çok kolay. Hemen hemen mükemmele yakın bölüyorsunuz. Yine line tool'u alıyorum. Renk olarak aynı rengi alıyorum. Burada bir şey söyleyeceğim size. Brush size olarak 3 piksel almanız gerekiyor. Burada 3 piksel alacağım. Onun sebebi de biraz sonra şurada set costume center'ı belirlerken kostümün merkezini eğer doğru tespit edemezse çünkü otomatik kendisi tespit etmeye çalışıyor. Reg, eğer o işi otomatik yapamazsa 3 piksel sayesinde kendim yapabileceğim. Şimdi bakın şu çizginin ortasından bir yerden aşağı doğru inersem birinci çizgiyi çizerim. Bakıyorum boyuna. 1, 2, 3, 4, 5 tam kare ve bir yarım kare var. Bu ne demektir? 2,75 demektir. Şimdi 2 geliyorum. Şurası 2,5. Şurası 2,75. Böylece tam ortalamış oldum. Shift'e basıp şöyle aşağıya iniyorum. Sonra yukarıya çıkıp şurada bırakıyorum. Geriye geldiğimde hemen hemen ortasından geçmiş. Ama şurada bir hata yaptım. Şuradan başlayacağıma buradan başlamışım. Undo diyorum. Bu işlemi tekrar yapmak için zoom'la yaklaşıyorum. En üste gidiyorum. Tekrar şurada zoom'la yaklaşıyorum. Aynı benzer yöntemle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeyrek. Üçüncüden sonra ancak çeyrek gidebilirim. Ben o yüzden üçüncüden başlayayım. Buradan bastım. Ve aşağı doğru iniyorum. Bu böyle esnekken shift'e basarsam sol parmağımda
mouse'da basılı ve ekran dışına çıktığım zaman hızlı bir şekilde otomatik olarak aşağıya kaydırıyor. Sonra geriye gelip şurada duruyorum. Tekrar uzaklaşayım. Aynı yöntemi şurası için uygulayacağım. Şurada yaklaşacağım. Yaklaştım. Sola kaydım. Biraz daha yaklaştım. Daha da sola kaydım. Evet. İki tane olan yer burası. Biraz yukarı doğru alalım. Çok fazla yaklaşmışım. Bir uzaklaşayım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer tam 3'ten başlayabilirim. Buradan biraz önce yaptığımın aynısını yapıp sağa doğru gidiyorum. Çok ne kadar gittim? Çok gitmişim. Biraz geri geleyim. Hop. Kaçırmadan şurada bırakıyorum. Böylece taşanları silme işleminden kurtulmuş oldum. Böylece 4'te 4 çeyreğe böldük. Aslında çok simetrik değil gibi. Gözle biraz belli oluyor. O kadarı da önemli değil. Set Costume Center'a bastığımda otomatik olarak bunun ebatlarından bir merkez buluyor. Doğru bulmuşum bakalım. Yaklaşıyorum. Doğru bulmuş. Çünkü olabildiğince düzgün çizmeye çalıştım. Ne kadar düzgün çizersen ortaya o kadar iyi yapıyor. Değiştirebilirsiniz şöyle. Bu çizgileri 3 piksel seçmemin sebebi de bu ancak piksellerin ortasını seçiyor. Şuraya gelebilmek için şöyle 1, 2, 3 piksel olması lazımdı. Merkez burası. Onun sebebi o. Onu da öğrenmiş olduk. Geriye gidelim. Şimdi boyama işlerine geldi. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi renkler. Kullanacağım renkler. Hemen başlıyorum. Şuradan koyu sarıyı alayım. Kovayı alayım. Şuradaki sarıyı alayım ve sarı kısmı başka bir şey yapacaktım. Pardon. Onu yapayım önce. Şu çizgileri de biraz kalınlaştırmak. Aşağı yukarı şuna benzetmek istiyorum. Onun da çaresi şu. Yine Line Tool'a geliyorum. Şuradan büyük gri seçeyim. Şöyle kalınlardan biri. Bu yeter mi? Undo. Bir tane daha büyüğünü seçeyim. Şu. Bu yeter mi? Fena değil. Bunu undo diyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Zoom'la. Sola geliyorum. Biraz daha yaklaşıyorum. Tam şuradan bir yerden tuttuğum zaman dışarı taştı. Undo. Biraz daha içeriden tutayım. Bu sefer çok içeride ama biraz geri gelip biraz daha geri gelip ondan sonra Shift'e basıp şöyle sağa doğru gittiğimde en sağa şöyle şöyle. Çok az dışarıya çıkınca hızlı hareket ettiği için yakalamak zor oluyor. Şöyle yapıyorum. Alttaki ince çizdiğim Art Costume Center içinde. Artık ona ihtiyacım kalmadığından dolayı böyle bir şey yapıyorum. Şimdi şuraya gelip aşağıya şöyle böyle şuradan basıyorum. Dışarısı oldu. Andu. Biraz içeriden basayım. Şöyle. Evet. Bir tane daha geriye. Şöyle. Bir tane daha geriye. Burayı kapattı. Shift'e bastım. Yukarı doğru gidiyorum. Ve şurada durdurdum. Geri vites. Evet. Bu oldu. Fena değil. Ortadaki daire bozuldu tabii ki. Onu da şöyle yapacağım. Buna daha iyi bir yöntem bulmak lazım aslında ama ortadaki dairenin içini boşaltmam gerekiyor. Onu da Eraser'de en büyük size'ı seçtiğim zaman bu çok büyük. Bir küçüğünü seçiyorum. Evet, fena değil. Şöyle yaptığım zaman bunlar silindi. Sonra Eraser'in boyunu küçültüp zoom'la yaklaşıp şuradan şöyle fazlalıkları kabaca alıyorum. Burası çok önemli değil. Yani biraz kabaca alınabilir. Şeklin geneli fena olmadı. Burayı ben sadece biraz boyayıp süslü bir küre şekline, yani üzerinde ışık vurmuş bir küre şekline çevirmek istiyorum. Arada kaynayacaktır buradaki ufak tefek temizleme hataları. Buna daha iyi bir yöntem bulan olursa çok sevinirim. Evet, geriye gidiyoruz. Ortası tamam.
Şuradaki renkle hazır buradayken boyamayla şu dışarıları boyuyorum. Böylece şöyle saymına geri döneyim. Buna biraz benzer bir şeyler oldu. Şimdi sarı, kırmızı, yeşil, maviye geldik. Sarıyı aldım. Düz boya. Burayı boyadım. Kırmızıyı alıyorum. Şu kırmızı, kırmızı, sarı, kırmızı, mavi, yeşil olsun. Evet, şöyle. Mavi için burayı alıyorum. Yeşil için de şurayı alıyorum. Bunlar koyu renkler. Orta kısım için ise şöyle bir şey yapıyorum. Şu renk değişmeni boyama var ya, beyaz ve siyah yapıyorum. Birini siyah, diğerini beyaz yaptığımda, beyaz ortada. Şununla şuraya bir yere tıkladığında, tabii ki düz boyayla değil, andu. Şu sağdaki geçişliyle şöyle tıkladığımda, burası böyle bir küre görünüm oluyor. Tam olarak istediğim yere getirmek için bir andu deyip biraz daha şuradan bir yerden yapıyorum. Evet, burada sanki bir küre var gibi. Buna benzer şekilde şöyle yapıyorum. Bir tane şuradan renk alıyorum. Renkleri değiştiriyorum ve bunu beyaz yapıyorum. Şurada bir yere bakın, pardon, hala şeydeyim. Şunu beyaz yapıyorum. Boya kutusu ve kademeli boyama. Şuraya bir yere bastığım zaman sanki buradan, bu taraftan şöyle ışık geliyormuş gibi. Aynısını şöyle şunu siyah yapıp diğer rengi yine bunun sırasını değiştirip diğer rengi alıp şöyle sırayı değiştirdiğimde boya kutusuna basıp şuradan siyahla, bakın, siyahtan griye geçiş, ama gri buradaki gri. Bu boyamayı da aşağı yukarı şöyle bir yerde yaptığımda bakın sanki o taraftan ışık geliyormuş gibi bir. Yalnız bunu ando yapacağım. Şuradaki griyi bir açık tonu yapacağım. Çok fazla ilerliyor çünkü. Bunu bir açık ton yapıyorum. Tekrar bunların yönünü ters çeviriyorum ve şurayı tıkladığım zaman evet daha iyi oldu. Öbüründe renk karışmaları olmuştu. Şimdi buradan ışık sanki bu taraftan sol üstten ışık geliyormuş gibi bir hali oldu. Şimdi Sprite'i bitirdim. Daha iyi bir Sprite, daha güzel görünümlü, birazcık üç boyut hissi veren. Buna okey dediğim zaman Sprite 1 olarak buraya kopyaladı. Şimdi yapacağım şey, 4 tane lazım bana bundan. Çünkü 4 çeyreğe böleceğim. Sağ tuşla üzerine basıp duplicate dediğimde buraya bir tane daha attı. Şu Sprite 2'nin üzerine sağ tuşla basıp duplicate dedim, bir tane daha oluştu. Bunun üzerine basıp tekrar duplicate dedim. Şimdi 4 tane var. Birinciye gidip kostümlerine edit deyip uzaklaşıp şuradan çeyreği yalnız bırakacağım. Sarı çeyreği. Onun yolu da çok kolay. Bakın şu kırmızıya bastım. Kareye bastım. Şeffaf renge bastım ve dolu boyaya bastım. Şuradan bir yerden başlayıp mouse'un sol tuşuna basıp bu şekilde bakın şeffaf silebiliyorum. Şöyle biraz kırmızı ve yeşil kalacak kadar şöyle siliyorum. Bu mavi kısmı da sileyim. Sol üst köşe için lazım. Şöyle biraz mavi bıraktım. Bunun sebebi oraları zoom'la yaklaşıp daha iyi, daha hassas temizleyebilecek olmam. Şimdi şuradan bir yerden mouse'un sol tuşuna basıyorum. Şöyle buraları silebilirim. Ama ben sadece şurada kırmızıyı biraz silip tam kırmızı yok olduğu anda bırakmak. Şöyle geliyorum. Bir daha buradan bir yere basıyorum. Kırmızı yok olduğu anda bırakmak. Şöyle biraz daha aşağı iniyorum. Şuradaki tırnak çıkıntıyı yok edecek kadar geldiğimde mouse bırakırken, tuşu bırakırken mouse hareket edebiliyor. O yüzden böyle hatalar oluyor. Onu düzelttim. Tekrar yaparak. Burada da aynı şey yapıyorum. Burada mouse'un sol tuşuna bastım. Şöyle her yeri silebilecekken mavinin bittiği yerde bıraktım. Sonra burada yine şuraya bir yere basıyorum. Şöyle mavinin bittiği yerde bıraktım. Uzaklaştım. Okey dedim. Böyle bir tane kostüm bir çeyrek hale geldi. Sprite 1'in kostüm 1'i.
İkinci kostümleri yaratacağız sonra. Onlar burada sanki ışık yanıyormuş gibi olacak. Sprite 2'ye geliyorum. Edit'e basıyorum. Kırmızıyı yalnız bırakacağım bu sefer. Şu sırayla gidiyorum. 1, 2, 3, 4 sırasıyla gidiyorum. 1 tamamlandı. Şimdi 2. Paint Editor her açılışında başlangıç değerleriyle açılıyor. O yüzden Rectangle tool'a basıp full boyamaya basıp şuradan şeffaf rengi seçiyorum. Şuradan bir yerden tıklayıp her şeyi silebilecekken yeşil ve maviden biraz bırakacak kadar siliyorum. Sonra şuradan bir yerden tıkladığımda böyle her yeri silebilecekken yine burada yeşilden bir miktar bırakıyorum. Zoom'la yaklaşıyorum. Şöyle. Sağdan yapayım şöyle. Şuradan bir yere tıkladım. Şöyle yeşil yok oluncaya kadar. Daha fazla girmemem lazım. Sonra buradan yine tıklayıp yeşil yok oluncaya kadar. Evet. Şimdi bir de şu sarı, koyu sarı için aynı şeyi yapayım. Şuradan bir yerden tıkladığım parmağım farenin sol tuşunda geziyorum. Bakın buraları silebilirim ama ben şurada sarı bittikte sonra kaldırıyorum parmağımı. Şöyle tekrar burada şöyle basıyorum. Sarıyı bitirdikten sonra şurada bir çapak kaldı. Onu da şöyle sildik ve mouse'un sol tuşunu bıraktım. Zoom'la geriye geldim. Okey dedim. Bu da tamam. Gelelim Sprite 3'e. 3 için aynı şeyi yapacağım. Edit. Şöyle demiştim sıralamayı. 1, 2, 3, 4. O zaman ne yapıyorum? Kare, dolu, şeffaf. Önce üst yarıyı alayım şöyle. Sonra alt sağ yarıyı alayım şöyle. Renklerden biraz bırakıyorum. Çünkü onu bir seferde silme şansım çok düşük. Şuradan bir yerden gelip şöyle bakın tek piksel kaldı. Onu silinceye kadar. Sonra şuradan bir yerden tıklayıp şöyle her yeri silebilecekken bu kadar. Sonra burada yapayım aynı şeyi. Şuradan bir yerden tıklıyorum şöyle. Yeşili yok edecek kadar geliyorum. Bir piksel kaldı. Onu da griye dayamış oldum. Griye kadar siliyorum. Bunu da şöyle geriye gidiyorum. Okey diyorum. Bu da tamam. Sonuncusu kaldı. O da yeşil. Sağ alt köşe. Zoom'la dışarıya git. Rectangle'ı al. İçi dolu seçiliyken şeffaf rengi seç. Şuradan bir yerden bunları sil. Şuradan bir yerden bunları sil. Buraya kadar sil. Zoom'la yaklaş. Ve şuradan bir yerden tıklayıp fazla gittim. Evet, bu kadar da yetebilir aslında. Şurada da tek seferde yapabilirim. Elim yeterince hassaslaştıysa yapa yapa hassaslaşıyor. Bakın mavi ve tek piksel kaldı ve gitti. Şunu da şöyle şuradan bir yerden tıkladım. Şöyle her şeyi yok etmek yerine yavaşça yaklaşıp kırmızı yok olduğu yerde bıraktım. Ve okey dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 4 tane segment oluştu. Bunların içine, scriptlerin içine GoToX'e 0,0 koyuyorum. Bakın Sprite 1'e koydum. Bunu alıp buradan sürükleyip şuraya 2'ye bırakırsam 2'nin içine de geldi aynısından. Bunu alıp buraya 3'ün üzerine bırakırsam 3'ün içine de attı. Script sürükleyip bıraktığınızda oraya atıyor. Bakın hepsinde GoTo00 var. Bu GoTo00'ları ben şunun için yaptım. Şöyle bunu çift tıkladığımda sarı zaten yerinde. Kırmızıya basıyorum. Bunu çift tıkladığımda hop yerine geldi. Mavidekine çift tıklayınca o da yerine geldi. Burada yeşilde çift tıklayınca o da yerine geldi. Sonra bunlardan işim bitti artık. Hizalamamı tamamlamış oldum. Şöyle dışarıya atıyorum. Bunu da dışarıya atıyorum. Bunu da dışarıya atıyorum. Bunlarla işim kalmadı artık. Normalde eğer oyun oynarken şöyle
kaydırma ihtimaliniz var ama bunu geri nasıl alırım? Go 0.0'ı tekrar buraya koyup şöyle çıktılayarak. Ama oyun moduna girdiğiniz zaman bunları sürükleyemiyorsunuz. Yani onların yerini bir kere ayarlamak yeterli. Şimdi background'da simsiyah yapmak istiyorum. Şöyle TC bastım. Backgrounds, edit dedim. Boya kovasını seçtim. Siyah seçili. Şuraya bir bastım. Her yer simsiyah boyandı. Okey. Böyle daha güzel bir görüntü oluştu siyah fon üzerinde. Şimdi sıra bunların yanma halinde. Yani her birinin bir tane kostümü var. Sönük. Yani altında lamba yanmayan plastikler. Şimdi bunlardan birer tane kopyalarsam, bakın kopya diyorum, bir tane kopyalandı. Sprite 2'ye kopya diyorum, bir tane kopyalandı. Sprite 3'e kopya, bir tane daha. İsimlerine de kostüm 2 diye otomatik olarak atıyor. Yeşile de kopya dedim, kopyalandı. Şimdi Sprite 3'e gideyim ve kostüm ikisine edit diyeyim. Yapacağım işlem çok basit. Önce bir zoomla uzaklaşıyorum. Buradan damlalığı alıp buradan rengi seçiyorum. Şunların sırasını değiştirip şuradan parlak sarıyı seçiyorum. Kovadan en sağdaki tuşa basıp şurada ortada bir yere bastığım zaman sanki burada ışık yanıyormuş gibi oluyor. Okey dediğimde şu gördüğünüz parlak hale geliyor. Diğerlerini de hızlı bir şekilde yapayım. Edit, uzaklaş, iyi görebilmek için. Damlalıkla buradan renk al. Renklerin sırasını değiştir. Kırmızının en parlağını al. Boya kovasını al. En sağdaki tuşa bas. Ve şurada ortada bir yere bas. Bunda da ışık yandı. Okey. Maviye gelelim. İkinci yani kostümünü. Kostüm 2'yi. Uzaklaş. Ve damlalıkla buradan maviden al. Renklerin sırasını değiştir. En parlak maviyi sayan seç. Kovayı seç. En sağdakini seç ve şuraya bir yere bas. Bunda da altında sanki ışık yandı. Okey. Ve sonuncusu. Kostüm 2'yi edit ediyorum. Edit. Uzaklaş. Damlalığı al. Buradan renk al. Renklerin sırasını değiştir. Gördüğün en parlak yeşiline şu çok yeşili güzel. Onu aldım. Kovaya bastım. Sağdaki tuşa bastım. Şurada ortada bir yere klikledim. Bunda da sanki ışık yandı. Okey dedim. Böylece hepsinde de ışıklı oldu ve ışıklıları aktif hale geldi. Şöyle yaptığım zaman mesela Sprite 1, Kostüm 1'e tıkladığımda o Kostüm 1 haline gelir. Sprite 2, Kostüm 1'e tıkladığımda onu aktif hale getirir. Ama öbürü duruyor, öbür kostümü var. Program sırasında onları açıp kapatacağız. Yani Kostüm 2'yi giyecek. Sonra tekrar kostüm 1'i giyecek. Böylece ışık yanmış ve sönmüş gibi olacak. Böylece bu 4 sprite ve fon tamam. Bir de oyunda şurada göreceksiniz bir tane New Game, ne oyun diye bir düğme var. Ve onun içinde bazı kodlar var. O da bir sprite. Onu da hızlı ve kolay bir şekilde yapayım. Şurada New Sprite dediğim zaman, şimdi 1, 2, 3, 4 tane sprite var. New Sprite dediğim zaman böyle oluyor. Şimdi şöyle line'a bastığımda kalın bir brush size seçiyorum. Sonra dikdörtgene basıyorum. İçi boşa basıyorum. Şöyle bir buton yapıyorum. Bakın bu çok değişik bir yöntem. Siyahla mı yapayım? Hayır. İçine gri boyayayım. Şöyle. Rengini değiştirdim. Gri oldu. Şöyle bir şey yapıyorum. Yaklaşıp böyle nereye yaklaşacağımı söyleyeyim. Sol alt köşeye önce, sonra da sağ üst köşeye ve yaparken bunu neye yaptığımı söyleyeceğim size. Şöyle geliyorum, şöyle geliyorum. Line'a basıyorum. Brush size'ı en inceye getiriyorum. Rengi şuradaki grilerden bir tanesine getiriyorum. Beyaz da olabilir, beyaz olsun. Şuradan bakın dikkat edin. Şuradan buraya bir hat çektiğim zaman şu boya kovasını kullandığımda buraları boyamamış olacak. Yani buradan sonra buraya geçemeyecek. Maksat tamamen o.
uzaklaşıyorum. Oraya yani boya taşmasını engellemek için bir yöntem. Evde badana boya yaparken kağıt bant kullanılır ya taşmaması için. Onun gibi bir şey. Evet, buraya kadar geldi. Şimdi uzaklaşıyorum. Şöyle yapacağım. Şuradan açık bir renk seçiyorum. Ve daha doğrusu şöyle yapalım. O çalışacak mı bakalım. Şimdi açık renk, diğer renk siyah olsun. Şöyle. Bunların sırasını değiştirip bununla ve ha pardon şey seçili undo. Şöyle yapayım. En güzeli çok fazla bunun üzerinde zaman kaybetmeden şöyle şu renk çok açık, şu biraz daha iyi. Düz boyamayla burayı boyuyorum. Bunların ortasındaki bir renkle de içini boyuyorum. Böylece bu eski tarz Windows'un düğmelerine benzer bir düğme, bir buton oluştu. İçine de hemen tekstimi yazayım. T'ye bastığım zaman tekst yazmaya hazır. Renk siyah. Yeni oyun. Yeni enter oyun işareti. Bu simetrik görünmedi gözüme. Şöyle bir şey yapacağım. Bakın geriye kadar siliyorum. Bir space'e basıyorum. Yeni. Enter. Oyun. Soru işareti. Şimdi yeri çok uygun değilmiş gibi görünse bile şöyle bunu o şuradaki kare var ya, o karenin üzerine geldiği zaman el haline geliyor. İstediğiniz yere getirebiliyorsunuz şöyle. Buna okey dediğimde böyle kocaman bir buton oldu. Buton çok büyük ama ne yaparım, bunu küçültebilirim şöyle. Böyle biraz daha küçülteyim. Biraz daha, herhalde bu yeterli. Şöyle. Kabaca şöyle durması yeterli. Bu bölümde sprite'ları oluşturmayı, alttaki küre dahil fonu 4 tane sprite oluşturmayı, bunların kostümlerini oluşturmayı hepsini görmüş olduk. İkinci bölümde kod, yani üçüncü bölümde yani 5. The Magpie dergisinin 5. sayısında bir tane örnek vardı. Bu örneği 3'e bölmüş oldum. Birinci bölümde ek bilgiler, ikinci bölümde bu sprite'ları yapmış oldum. Üçüncü bölümde de kodları yapacağız. Kodları da çok kolay. Burada gördüğünüz şeyleri başka programlarda da kullanabilirsiniz bu yöntemleri. Oldukça güzel görünümlü bir hal aldı. Magpie dergisinin 5. sayısındaki örneğin 3. bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.